Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Yepyeni bir videoda karşınızdayız. Türk Hava Yolları'ndan pandemi sonrasında bilet aldıysanız, hava yolu yapmış olduğu teklifte size %15 daha fazlasıyla hediye çeki öneriyor. Ne düşünüyorsunuz? Gelin bunu biraz inceleyelim. Biliyorsunuz pandemi sürecinde uçuşlar tıkır tıkır ilerlerken geçtiğimiz Mart ayından itibaren uçuşlar maalesef tamamıyla durma noktasına geldi. Bunun sonucunda hava yolları, bütün hava yolları dünyada yolcu taşımacılığında büyük bir düşüş görürken bu zamana kadar görülmemiş derecede bundan tabii ki Türk Hava Yolları da Pegasus Hava Yolları da nasibine aldı. Ben bundan önce yapmış olduğum bir iki videoda bu konudaki sıkıntıları sizlere anlatmıştım. Neydi bu sıkıntılar? Her şeyden evvel özellikle Türk Hava Yolları, tabii ki Pegasus Hava Yolları da bunun içerisinde. Daha uçuşların tam olarak yapılıp yapılmayacağı anlaşılmadan uçuşlarını rezervasyon sistemlerine doldurmaya başladılar. Bunun sonucunda insanlar sanki uçuşlar yapılacakmış gibi düşünüp hava yollarından bilet aldılar. Daha sonra uçuşları iptal olunca da mali açıdan mağdur oldular. Şimdi bu konuda her şeyden evvel şunu açıklığa kavuşturalım. Benim Türk Hava ile alıp veremediğim herhangi bir şey yok. Ben sadece gördüğümü söyleyen bir insanım. Türk Hava Yolları size bilet satarken dedi ki, Bilal Ekşin'in bu konuda açıklaması var. Dendi ki size bu uçuşlar sisteme daha önceden yerleştirilmiş oldukları için gözüküyorlar. Biz aslında bunları ha deyince kaldıramayız dendi. Fakat bu doğru değil. Bunun gibi başka hava yolları da, British Airways, Lufthansa gibi hava yolları da. Uçuşlar iptal olunca ileriye dönük bütün uçuşlarını rezervasyon sistemlerinden kaldırdılar. Bunun sonucunda ne oldu? İnsanlar bir anda pandemi sonrasında Mayıs, Haziran gibi uçuşları görmeye başlayınca aa uçuşlar açılıyormuş ben de sonunda artık burada e, hapis kalmayacağım bulunduğum ülkede deyip Bilet almaya başladılar. Ayrıca uçuşlar başladığı için insanlar başladığını düşündükleri için insanlar eşlerine, dostlarına da akrabalarına da haber verdiler. Onlara dediler ki artık bana kavuşacaksın. Gel artık Almanya'ya. Belçika'dan Kayseri'ye gidebileceğim şeklinde yersiz yere umutlandılar. İşte bu noktalarda uçuşlar yavaş yavaş iptal edilmeye başlayınca insanlara dendi ki sizin paranız bizde kalmaz. Bunun sonucunda siz pandemiden dolayı, salgından dolayı ortaya çıkan bu iptaller sonucunda biletlerinizin parasını geri alabilirsiniz dendi. Ve bu böyle kaldı. Bu neden kaynaklanıyordu? Neden Türk Hava Yolları veya diğer hava yolları, Türkiye'deki yerleşik hava yolları bilet fiyatlarını anında iade etmediler? Ulaştırma Bakanlığı bu olaylar başladığında dedi ki: "Siz dedi iade işlemlerini Pandemi sonrasında uçuşlar açıldıktan 2 ay sonra yapmaya başlarsınız dendi. Bunun da nedeni özellikle pandemi sürecinde baya kötü durumda olan hava yollarının ellerinde olan nakiti birazcık daha kurtarmak amacıyla yapılan bir işlemdi bu. Bence doğru bir işlemdi ama şu da var. Şimdi siz rezervasyon sistemlerini yerli yersiz açtığınız zaman insanlar da buna artık bıktıkları için evlerinde tıkalı kalmaktan veya yabancı ülkelerde hapis kalmaktan, bunu gerçek anlamda hapis anlamında söylemiyorum. Sıkıldıkları için can havliyle memlekete gideceğim diye insanlar bir sürü bilet aldı. Evet, şimdi bunların iade zamanı yavaş yavaş yaklaşıyor. 1 Haziran'dan itibaren yavaş yavaş uçuşlar başladığı için 1 Ağustos'tan itibaren de bu bilet fiyatlarının yavaş yavaş iade edilmeleri gerekiyor. Bu konuda açıklığa kavuşmayan başka bir şey daha var. Şimdi siz Mart'ta, Nisan'da, Haziran'da aldığınız, Mayıs'ta aldığınız biletlerin tamamının iadesini bir anda 1 Ağustos'ta istediğiniz zaman Türk Hava Yolları bu parayı size vermek zorunda, kanunen vermek zorunda. Böyle olduğu zaman büyük bir nakit çıkışı yaşayacak. Dolayısıyla bunu da göz önünde bulundurduğu için bundan birkaç gün önce Sayın Bilal Ekşi dedi ki bir tweet attı. Hadi gelin dedi siz o parayı bizde tutun ama biz bunun karşılığında %15 size hediye çeki verelim. Yani 100 avroya bilet aldıysanız biz size 115 avroluk hediye çeki verelim. Bunu da siz 2 yıl boyunca herhangi bir Türk Hava Yolları uçuşunda kullanın dendi. Güzel bir sistem değil mi? Ama dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Her şeyden evvel ekonomilerin durumu, bu sadece Türkiye için demiyorum, ee, Avrupa'daki ekonomilerde de, Amerika'daki ekonomilerde de büyük bir düşüş söz konusu. Ekonomik etkinliklerin azalmasından ötürü insanlar işlerini kaybediyorlar. İnsanlar gelirlerinden fedakarlık etmek zorunda kalıyorlar. Eskiden fazla mesai yapıp ona güvenen insanlar belki normal mesai bile değil yarım zamanlı çalışma durumuna geldiler. Dolayısıyla İnsanların Mart'ta size verdikleri 100 euro kendi bütçesi, kişisel bütçeleri açısından şu an için Nisan'da olduğundan çok daha değerli. İnsanlar gerek bu ekonomideki yavaşlama gerek de işlerindeki durum nedeniyle ellerindeki paraya sıkı sıkıya yapışmış durumdalar. Çünkü yeterince gelirleri yok. Ayrıca ülkemizde de görülürse eğer incelerseniz bakacaksanız TÜİK verilerini. Ülkemizde de büyük bir kişisel borçlanma patlaması yaşandı. Neden? İnsanların gelirlerinde düşüş var. İnsanların gelirlerinde bir anda azalma var. Bu nedenle de insanlar artık borçlanmaya ya işte kredi kartıyla bir takım işlemler yapmaya devam ediyorlar vesaire vesaire. İşte bu durumda Türk Hava Yolları'nın elindeki nakit rezervi mi daha önemli? Ayşe teyzenin elindeki nakit mi daha önemli? Bunu irdelemek lazım. Evet Türk Hava Yolları'nın kötü durumda olmasını kimse istemez ama en azından onun arkasında bir devlet var diye düşünüyorum. Veya bir takım önlemler alınarak nakit çıkışındaki azaltmalar yaşana yaşanabilir Türk Hava Yolları'nda veya Pegasus Hava Yolları'nda. Sadece Türk Hava Yolları'nı örnek aldığım için beni sadece Türk Hava Yolları düşmanı olarak görmeyin. Bu... Gerek Pegasus'ta da yaşanan bir olay ama Pegasus Havayolları bize herhangi öyle bir teklifte bulunmadı gelin size hediye çeki verelim diye. Bir de göz arında bulundurmanız gereken başka bir konu daha var. Siz Mart ayında 100 avroya bunu tamamıyla bir örnek olarak veriyorum Frankfurt İstanbul bileti aldığınız zaman ve siz bunun karşılığında 115 avroluk bir hediye çeki aldığınız zaman eğer Eylül ayında Frankfurt'tan İstanbul'a uçtuğunuzda uçak bilet fiyatı 150 euro ise, olmuş ise o zaman siz yine zarardasınız demektir. Belki siz o zaman uçmayacaksınız, belki uçmak zorunda kalmayacaksınız ama bu durumda sizin kişisel olarak zararınız söz konusu. İşte ben bunlara dikkat çekmek istiyorum çünkü gerçekten de daha önce de video yapmıştım. İnsanlar mağdur oldular diye Türk Hava Yolları'na iki defa, üç defa bilet alıp uçuşlar açıldı umuduyla ondan sonra mağdur olan insanlar var. Dolayısıyla bunu göz önünde bulundurmak lazım. Ben gerçekten merak ediyorum. Çünkü benim daha önceki videolarıma bayağı yorum geldi. İnsanlar hakikaten mağdur olduklarına dair bayağı yorum yaptılar. Onun dışında yok canım Türk Hava Yolları batarsa Türkiye batar diye yorum yapanlar da oldu. Eyvallah ona da bir şey demiyorum. Ama ben gerçekten merak ediyorum. Videonun altına yorum yazmayı unutmayın. Paranızı geri almayı mı tercih edersiniz? Yoksa böyle %15 primle bir hediye çeki alıp 2 sene içerisinde Türk Hava Yolları'ndan bilet almayı mı tercih edersiniz? Onu bir araştırmasını yapmak istiyorum. Yorumlarınız da buna, bunda bana ışık tutacaktır. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Mutlu kalın, esen kalın ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Türk Hava Yolları'ndan bilet aldıysanız %15 size paranızı iade etmek yerine <laughs>